Ekrem hala mobeselere bir görüntü vermedi. Bütün birimlerde bilgisi mevcut. Sıkı bir şekilde takip ediliyor. Komiserim, Suriyelilerin arasından kaçmayı dener demiştiniz. Muhbirlerle görüştük, hepsinin haberi var. Ama bir temas yok. Sıkıştı o, sıkıştı. Aldığımız tedbirleri öngörüyor şimdi o. Peki kızından ya da damadından haber yok mu? Onlar da daha görüntü vermedi komiserim. Dünürü? O ortalarda ama temiz, kimseye bulaşmamış. E dün aldığımız adamlar? Onlardan bir şey çıkmaz oğlum. Çıksa da zaten güvenilmez. Günaydın. Günaydın. Hadi, 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 herkes işine. Ne oldu, MKC çıktın mı şey? Yok amirim. Yani hala arıyoruz. Niye arıyoruz oğlum? Ya üniversitede ya da mahallede. Anlamadım. Anlamadım diyor ya. Oğlum benim kız kime aşık? Siz o meseleden bahsediyorsunuz. Evet. Ondan bahsediyorum tabii. Ağlamaktan kızın gözleri şişti evde. Kime aşık bana bulacaksın. Ben de. Barca ne yaptın, konuştun mu? Efendim? Ne yaptın, konuştun mu? Yok amirim, yok. Yok amirim. Lan ayıptır be. 40 yılda bir senden bir şey istedim. Hayır, gücüme gidiyor. Ben araştırıp bulacağım ama el alemle yüz göz olmak istemiyorum. Ekrem kız bunu biliyor musun? El hanım yok mu? Ha doğru. Bugün ev taşıyacaktı, izinli benden. Baksana lan. Ne bakıyorum ne? Sen bu Ela'nın parmağındaki yüzüğü gördün mü lan? Oğlum bana ne insanların medeni durumu lan? Yani fazladan cümle kurmaya o kadar meyillisin ki şahanesin yani. Evet veyahut da hayır diyeceksin. Gerçi hayır. Fark etsen zaten öyle gevşek gevşek konuşmazdım. Bu cümle daha uzun oldu, farkındasın değil mi? Sen mi gelince bak kardeşim. Nesine bakayım? Ona lan, ona. Ne onası ya? Aslendeki yüzüğün aynısı. Aslen sadece bir yüzük takardı. Tamam mı? Ve dünyada eşi benzeri yok derdi. Tıpkı benim gibi. Aynen, senin de yok. Yok yani. Ya yok öyle bir şey. Yani benzettin falan. He, benzettim. Sen yine gelince bir bak ama. Oğlum sen yalnız mısın? Ha? Serap mı görüyorsun? Sen yine de o yüzeye bak kardeşim. Hadi MKC. Arabayı çalanlar, uyuşturucuyu satanlar, tefeciyi kaçıranlar eğer Ekrem'in yerini bilmiyorlarsa... Sağ. Parayı Ekrem'e nasıl ulaştıracaklardı? Dünürüyle. Hani temiz çıkmıştı? Öyle dedi izleyenler komiserim. Dünürüyle geçirdiğimiz şerefsizlerle bağlantıları vardı. Asiye, aç kızın bilgisayarı. Havuza düşmüştür bir şeyler. Bu tefeciyi kaçıranların da onun adamı. Uyuşturucuyu temin edenler de. Bu neredeydi Meto? Mahmut Bey. Bu Mahmut Bey'de de tefeciyi arabadan arabaya almışlar. Asiye, açar mısın? Açıyorum komiserim. Oho, nereye açıyorsun? Kan hızındayız burada, hadi ya. Yani bir bilişimci falan lazım buraya. Nerede bu dünür? 4 adresi var. Döne döne geziyor. Meto, o bizimkilere söyle civarı tespit etsinler. Birazdan çıkacağız. Emredersiniz komiserim. Bak, yazıyorum buraya, tamam mı? Eğer doğru bilirsem, akşam gelmiyorsun yağmurlara. Bilemezsen? Ha, gelecektin yani. Lan zaten davetliyim oraya. Seninle niye iddiaya giriyorsam? Ama görüşürüz. Vay, bu kadar mantıklı olacağını düşünmemiştim. Eğer ben bilirsem Yasemin meselesine bulaşmayacaksın. Allah Allah. Neden? Var mısın, yok musun? Yani zaten kazanacağım için varım tabii ki de. Hiç sanmıyorum ama. Peki ikimiz de bilsek? Ki öyle bir ihtimal vermiyorum. Selam, kolay gelsin.
Havuza bir şeyler yüklenmiş. Ekrem'in dün üründen mi şüpheleniyoruz? Satır Naim. Naim Karataş. Ay. Bakıyorum bayağı adapte olmuşuz. 4 adres var. 5 dakika verirseniz muhtemelen hangisinde olduğunu söyleyebilirim. Nasıl olacak bu iş? 25 yıllık sabıka kaydı var elimizde. Önceki cürümlerinden bir davranış şekli çıkarabilirim. Ya... Merak ettim de şu parmağınızdaki yüzük. Nereden buldunuz? Niye? Merak. Güzelmiş. Bir yakınımın hatırası. Ortak yakınımız olabilir mi? Yani çünkü daha önce o yüzüğü hiç kimsenin parmağında görmemiştim. Doğru. Öyle herkeste görebileceğiniz bir yüzük değil. Ama ortak bir yakınımız olabileceğini sanmıyorum. Siz kimden bahsediyorsunuz? Ahsen. Bu ismi ilk defa duyuyorum. Bizim yakınımız bu yüzüğü kendinin yaptırdığını söylemişti de o yüzden. Başka kimse de olmadığını söylüyordu yani. Orijinal bir arkadaştı. En takıntılıydı bu konularda. İlla ne taktıysa, ne giydiyse dünyada tek olacaktı. Tıpkı bu yüzük gibi. Demek ki benim yakınımla sizin Ahsen'iniz ruh ikizi olabilir. Hayat sürprizlerle dolu. Allah Allah. Evet. Naim daha önce 4 kez tutuklanmış. Ve bunların hepsi kayıtlı, apaçık kayıtlı mekanlar. Yani öyle gizlenip saklanırken yakalanması olmamış hiç. Ki üçünde de aranması mevcutmuş. Demek ki böyle durumlarda gizlenip saklanmıyor, kendine güveniyor. Yani zaten 4'ünde de güvenlik güçlerine direnmiş. Hangisinde? Bunlardan ikisi illegal. Abi biri kaçak bir kumarhane, diğeri daha çok adam sorgulanan bir yer gibi yani. Kalan ikisinden bir tanesi de galeri. Diğeri de mezba. Mezba daha yakın duruyor. Aa, aç bakalım. Vay, vay. Sen tabii bu aralar bayağı balık yediğin için fosfordan, yoksa genelde bu tın. Bahislerinize beni de dahil edin. Vay. İddialı bir arkadaşımız var. Öğle yemeklerini birinizden, akşam yemeklerini birinizden çıkarırım o derece. Mito, çıkıyoruz. Emredersiniz komiser. Hani montları giyelim, mezba soğuktur. Asiye, hadi Asiye. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.